Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Emmaus Yolunda adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. Emmaus adlı bir köy vardı İsa Mesih'in zamanında. Ama bugün o köyün nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Kudüs'ten 10 kilometre uzaklıkta ama birkaç köy var zaten Emmaus adlı. Çünkü Emmaus İbranice'de hammah kelimesinden türemiş bir kelime. Hammah ısıtılmış yer, sıcak su kaynağı, ılıca, kaplıca, termal anlamında. Arapçada ham kelimesi de var. Yani hammah, hamam, hamam kelimesi oradan geliyor zaten. Bizde çok köy var hamam adlı. Yani orada da Emmaus adlı birçok köy var. Hangisidir bilmiyoruz ama her neyse İsa Ruhullah'ın iki talibi o yolda, yani Emmaus köyüne doğru gidiyorlar. Şimdi İsa Ruhullah'ın dara çekildiğini, çarmıha gerildiğini ve öldüğünü biliyorlar. Ve üçüncü gün bir şeyin olduğunu biliyorlar. Çünkü talipler grubundan birkaç bacı İsa'nın mezarına gitmiş, bakmış, boş. İki melek de zuhur ediyormuş, onlara İsa'nın dirildiğini anlatıyormuş. Tamam, bundan haberdarlar ama ondan ötesini hiçbir şey bilmiyorlar. Yoldayken İsa Ruhullah kendisi onları zuhur ediyor ama farkında değiller, anlamıyorlar. Yani hak onların iç gözlerini kapatıyor, çözemiyorlar kim olduğunu. Sanıyorlar ki sadece sıradan bir vatandaş. Hani eskiden bazı padişahlar tebdilli kıyafet giyip halkın arasına karışıyorlarmış ya. İsa buna benzeyen bir şey yapıyor. Farkında değiller ve her şeyi anlatmayacağım zaten çünkü semah uzun. Biliyorsunuz semahların bir ağırlama bölümü var, sonra bir yürütme bölümü var biraz daha hızlı. Sonra bir geldirme bölümü var çok hızlı. Sonra bir ağırlama daha. Semahçılar dönerken böyle bir bölümleri var. Bunda da var. Onun için uzun fazla anlatmayacağım. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız İncil-i Şerif'in Luka suresinin 24. bölümüne bakabilirsiniz. Evet, paylaşıyorum. Sordu ne tartıştınız yolda? Adamlar durdu ve çok üzgün oldu.
Paris'te bunu bilmeyen mi kaldı? Emmaus yolunda beklenmedik an. Nasıralı İsa Şah peygamberdi. İmamlar onu çarmıha gerdirdi. Oysa sandık ki o kurtarıcıydı. Emmaus yolunda beklenmedik an. Emmaus yolunda beklenmedik an. Bugün aramızdan bazı bağcılar bizi şaşkına çevirdiler. Mezarı boşmuş, melekler gördüler. Emmaus yolunda beklenmedik an. İsa yaşıyor demişler. Bazılarımız mezara gitmişler. Mezar boşmuş, İsa'yı görmemişler. Emmaus yolunda beklenmedik an. Onlara akılsızlar dedi. Peygamberler çok önceden bildirdi. Neden inanmadınız diye sordu. Emmaus yolunda beklenmedik an. Gerekti Mesih'in çile çekmesi. Yüceliğine kavuşması, dirilmesi, izzete erişmesi. Emmaus yolunda beklenmedik an. Emmaus yolunda beklenmedik. Musa'dan başlayarak izah etti. Diğer peygamberlerle devam etti. Hakkındaki ayetleri anlattı. Emmaus yolunda beklenmedi an. Gidecekleri köye yaklaşınca
Şah devam edecek gibi davrandı. Ayrılırcasına gitti oradan da. Emmaus yolunda beklemedik an. Bizimle kal diye rica ettiler. Neredeyse akşam oldu dediler. Gün batıyor diye ısrar ettiler. Emmaus yolunda beklenmedik an. Onlarla birlikte içeri girdi. Sofradayken ekmeği dualadı. Onu bölüp onlara lokma verdi. Emmaus yolunda beklenmedik an. O an onların gözleri açıldı. Onu tanıdılar derken sır oldu. Olunca ikisi şaşırdı kaldı. Emmaus yolunda beklenmedik an. Dediler ki bizimle konuşurken, kutsal kelamı bize açıklarken, kalbimiz sevindi durup dururken. Emmaus yolunda beklenmedik an. İki talip kalkıp Kudüs'e döndü. 11 havariyi toplanmış buldu. Anlattılar İsa nasıl göründü. Emmaus yolunda beklenmedik an. Kervanım şahım talibi olursan, sana da kelamı anlatır her gün. Kalbin coşup durur onu dinlerken. Emmaus yolunda beklenmedik an. Emmaus yolunda beklenmedik an. Yolunda beklenmedik an dost. Evet, ve siz de İsa Ruhullah'ın talebi olursanız, her gün her gün kelamı okurken iç gözünüzü, gönlünüzün gözünü, kalbinizin gözünü açacak. Çok güzel şeyler göreceksiniz, anlayacaksınız. Her şeyi anlayacak mıyız? Hayır. Ama bazı manevi, ruhani, ilahi, semavi gerçekleri bize açıklayacak. Seseceğiz, kavrayacağız kalbimizde. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.